Tekrardan merhaba Sayın Turkuaz Kara Sevdalıları. Hafta Arası programımızın ikinci yayınına hoş geldiniz. Öncelikle programımızı destekleyen, ilk yayınımıza ilgi gösteren herkese ekip adına teşekkürlerimizi sunarız. Süper Lig'de 26. haftanın puan durumuna hep birlikte göz atalım. Evet, ilk sırada Galatasaray adeta taht kurmuş gibi 51 puanla birinci sırada yerini koruyor. İkinci sırada Beşiktaş 51 puanla averaj farkıyla. Üçüncü sırada Fenerbahçe 51 puanla. Dördüncü sırada Trabzonspor 48 puanla. Evet, ilk dörtte yine dört büyük takımımız kimseye yerini vermemiş. Beşinci sırada Alanyaspor 42 puanla. Altıncı sırada Hatayspor 42 puanla. Yedinci sırada Gaziantep Futbol Kulübü 39 puanla. 8. sırada Fatih Karagümrük 37 puanla. 9. sırada Antalya Spor 33 puanla. 10. sırada Göztepe 32 puanla. 11. sırada Demir Grup Sivas Spor 31 puanla. 12. sırada Konya Spor 30 puanla. 13. sırada Yeni Malatya Spor 30 puanla. 17. sırada Kasımpaşa 29 puanla. 15. sırada Çaykur Rize Spor 27 puanla. 16. sırada Kayseri Spor 25 puanla. 17. sırada Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor 25 puanla yer almakta. Bu hafta küme düşen hattımıza baktığımızda ise 18. sırada Medipol Başakşehir 24 puanla. 19. sırada Denizli Spor 21 puanla. 20. sırada Ankara Gücü 20 puanla. Ve 21. sırada Gençler Birliği 20 puanla yer almakta. Süper Lig'de 26. haftanın puan durumu bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi zirvedeki ve alt sıralardaki yarış devam ediyor. Süper Lig'de 27. haftanın programı ise şu şekilde. 27. hafta 26 Şubat ve 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecektir. 26 Şubat Cuma günü saat 16'da Konya Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü, aynı saatte Gençler Birliği ve Yeni Malatya Spor karşı karşıya gelecek. Akşam saat 19'da Beşiktaş ve Denizli Spor. 27 Şubat Cumartesi günü ise Karagümrük ve Alanya Spor 13.30'da. Aynı saatte Hatay Spor ve Ankara Gücü karşı karşıya gelecek. 16'da Antalya Spor ve Başakşehir. 16'da aynı saatte Rize Spor ve Sivas Spor karşılaşması olacak. Akşam saat 19'da ise Galatasaray ve Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor karşı karşıya gelecek. 28 Şubat Pazar günü ise saat 16'da Göztepe ve Kasımpaşa karşılaşması olacak. Akşam 19'da ise Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşması olacak. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Ligimizin 4 büyükleriyle uzun yıllar aradan sonra 4 takım eşlikli dizildi. Galatasaray geçtiğimiz hafta Alanyaspor'la oynadığı maçı 1-0 aldı. Zorlu bir maçtı. Alanyaspor ikinci yarı tek kale oynamasına rağmen müsteralı bir Galatasaray'ı geçemedi tabii ki de. Şimdi Galatasaray bu hafta Büyükşehir Erzurum Belediyespor'la zorlu bir karşılaşması var benim açımdan. Çünkü Erzurum düşmemeye kovalıyor. Galatasaray da zirveye bırakma peşinde. İkinci sırada Beşiktaş yer alıyor. Beşiktaş'ın da aynı şekilde Denizli Spor'la maçı var. Beşiktaş da aynı şekilde zirveye kovalıyor. Ama Denizli Spor da düşme hattında. Ve Fenerbahçe Trabzonspor derbisi var. Bu haftaki en açıcı bir maçlardan diyeyim yani. Trabzonspor yenerse 51 yapacak. Fenerbahçe yenerse 54 yapacak. Galatasaray'a gelince Galatasaray Erzurum'u rahat geçecek gözüküyor. Beşiktaş'a bakınca Denizli'yi rahat geçeceği gözüküyor çünkü sonuncu attın. Ama bizim ligimizde artık herkes herkesi yenecek seviyede. Fenerbahçe ve Trabzonspor derbisi de maçtan sonra yorumu tekrardan yapılır. Çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Galatasaray şüphesiz ki ligin şu an en iyi takımlarından biri. Beşiktaş da öyle gözüküyor. Sergen'le Beşiktaş, Fatih Terim'le Galatasaray. Fenerbahçe yani toplayamadı kendini bir türlü. Yıldız oyuncuları var, bir şey yapamıyor. Trabzonspor da geriden geldi. 10 maçtır galibiyet alan bir Trabzon, 10 maçtır mağlubiyet almayan bir Trabzonspor var.
Benim açımdan Galatasaray'ın zor bir maçı var. Deniz Erzurum'la oynayacak çünkü düşme hattında. Beşiktaş'ın zorlu bir maçı var. Denizli'yle oynayacak düşme hattında. Ve Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini de maçtan sonra göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Buradan SPFK Anadolu'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu şeyde beni seçtikleri için konuşmada. Ayrıca ben bir sezondur, yarım sezondur diyelim, orada oynuyorum ve takımımdan çok memnunum. Buradan Sefa Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlarıma da selamlarımı iletiyorum. Nasipse ligler başladığı zaman bu sene Süper Lig'e çıkma çalışacağız. Ardından da Süper Lig'den Bal Ligi, 3. Lig çok iyi yerlere gelecek. Çok iyi olacak. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum ve beni aralarına aldıkları için de çok teşekkür ediyorum. Ve çok mutlu bir takımdayım şu an. Teşekkürler. Benden bu kadar. Evet. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sağ olun.